Ulusal Tarım Gıda Birliği, e, Yüren Filiz Güler. Bu oturumun moderatörlüğünü yapıyorum. E, aramıza yeni katılan, bizimle yeni karşılaşanlar için kısaca Ulusal Tarım Gıda Birliği'ni anlatıp ardından bugünkü e, oturumumuza başlamak istiyoruz. Aslında birliğimiz e, tarım ve gıda odağından Çevre, e, e, köylü, çiftçi, bütün gıda ve tarımla ilgili e, diğer öğeleri sıkı bağlantılı oldu. Diğer konuları da birlikte değerlendirmeye alan bilimsel temelde çalışmalar yapan e, bağımsız, tarafsız, e, tamamen gönüllü bir sivil toplum kuruluşu şeklinde e, tanımlayabiliriz. Aslında oldukça yeni bir örgütlenmeyiz. Fikir aşamasından bu yana henüz bir sene geçti. Ee, özellikle ilk sene yapılanma, organize olma konusunda ağırlıklı tartışmalarımız, toplantılarımız oldu. 2021 yılı itibariyle de e, artık çalışmalarımızla görünür olmaya başladık. Dayanışmanın Perşembesi ismi de aslında geçen sene yoğun bir şekilde Perşembe akşamı yaptığımız toplantıların devamı olarak bugün Dayanışmanın Perşembesi buluşmalarını organize ediyoruz. Artık YouTube kanalımız, web sayfamız, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter WhatsApp ve Telegram ortamında bizim çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Bugün e, dayanışmanın perşembesinde altıncı konuğumuzu ağırlıyoruz. E, Sayın Büşra Temel Balkan bize tarımsal değer zincirlerinin sistem dinamikleriyle modellenmesi, Türkiye Zeytinyağı örneği e, ana başlığında bir sunum yapacak. Burada özellikle sistem dinamikleri kavramına biraz değinmek istiyorum. E, sistem kelimesi aslında binlerce yıldır kullanılan eski bir kelime. E, fakat sistem dinamikleri, sistem düşüncesi, karmaşık sistemler gibi e, kavramlar göreceli olarak hayatımıza yeni gerildi sayılabilir. E, dünyamızda gitgide artan karmaşık sistemleri anlamak ve yorumlayabilmek için bize yöntem ve araçlar bu kavramlar ve son birkaç yılda farklı alanlarda e, karşımıza çıkmaya başladılar e, Bizler de bilimsel temelde çalışmalar yapan e, ilkesi ilkemiz doğrultusunda e, çalışmalarımızı bu yöntemlerle zenginleştirmeye çalışıyoruz e, şu an hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Büşra şey, Atem Erbalkan, lisans, yüksek lisans ve doktora e, derecelerinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Üniversitesi bölümünden almıştır. Uzmanlık alanları matematiksel modelleme, simülasyon, sistem dinamikleri, sürdürülebilirlik konularıdır. Doktora tezinde sistem dinamikleri metodolojisini kullanarak tarımsal değer zincirlerini e, ekonomik sürdürülebilirliği üzerine çalışmalar yapmıştır. Şu anda kendisi Hollanda'da e, Wageningen Üniversitesi'nde araştırmacıdır. Aslında bir şu anın geçen yazdan beri yani Ulusal Tarım Gıda Birliği'nin kurulduğu ilk aşamalardan beri derneğimize e, katkıda bulunan ama e, gizli gönüllülerimizden biriydi. Ben aslında bugün bu oturumda sizlerle tanışıyor olmasından çok mutluyum. Hem bugün için hem de geçmişteki katkıları için Büşra Hanım'a teşekkür edip sözü kendisine devrediyorum. Buyurun Büşra ben teşekkür ederim. Böyle bir organizasyonu birlikte gerçekleştirdiğimiz için benim de benim de burada konuşmacı olarak hep birlikte e, ağırladığınız için diyeyim. Ben sunuma başlayayım. Dilerseniz sonrasında soru cevaplarla devam ederiz. Tanıtımınız için de ayrıca teşekkür ederim Filiz Hanım. Buyurun, teşekkür ederim. Ekranı rahatlıkla görebiliyor musunuz? Ben sizi göremiyorum ama Ekranı görebiliyor musunuz? Bir iki kişiden yanıt alayım tamamdır. Anlaşılmıştır. Teşekkür ederim. Ee, tekrar hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere tarımsal dayan zincirlerinin sistem dinamikleriyle modellenmesi konusunda e, hem kendi test çalışmalarımla ilgili hem de daha öncesindeki yaptığım çalışmalarla ilgili e, harmanladığımız bilgilerden bir sunum yapacağım ve Türkiye zeytinyağı örneği aslında zeytinyağı ...değer zincirinde sistem dinamikleri kullanılarak ne gibi çalışmalar yapılabileceğine dair bir örnek göstereceğim size. Bugün sık sık bazı böyle kavramları kullanacağım. Çok fazla duyacaksınız bu kavramları. O kavramları şimdi girişten birer birer size bir söylemek, hatırlatmak istedim. Bu şekilde başlamak istedim. Zihinsel modellerden bahsedeceğiz yani... Aslında bizim kafamızda olan, kafamızdaki fikirleri şekillendiren zihinsel modellerden dinamik hipotez ve dinamik problem diye bir şeyden bahsedeceğiz. Etrafımızda gördüğümüz problemlerin aslında dinamik olması ne demek? Bundan bahsedeceğiz. Bol bol simülasyon diyeceğiz, sistem diyeceğiz ve bir sistemin ya da bir problemin karmaşık olması aslında bizim için ne anlama geliyor? İşte etrafımızda gördüğümüz geri beslemeler. İngilizcesi belki kafanızda daha farklı bir şey canlandırır. Feedback sistemleri ya da döngüler bizim için ne anlama geliyor biraz bunlardan bahsedeceğiz. Ee, geçen sene yayınlanmış çok sevdiğim bir yazı. Ee, İngilizcesi COVID-19 means systems thinking is no longer optional. Artık bir pandeminin içindeyiz. Evet daha önce de biliyorduk bir şeye bütünsel yaklaşmak, sistemi anlayacak, bütün sistemi kavrayacak şekilde yaklaşmak çok değerli ama... Bu pandemi bize şunu çok iyi gösterdi ki, sistem düşüncesi gibi bütünsel yaklaşımlar artık bizim için bir lüks değil, bir opsiyon değil. Biz sıradan bir vatandaş olarak da bugün yaptığımız bir davranışın artık dünyada nelere sebep olabileceğini, hani şu e, kelebek etkisi dediğimiz e, biçimde yani bir davranışın bütün dünyada nelerle sonuçlanabileceğini artık düşünme sorumluluğumuz var. Bu bizim için artık bir opsiyon, bir lüks değil. Sistem düşüncesi ve sistem dinamikleri deyince aslında birbirinden biraz ayrışan iki farklı kavramdan bahsediyoruz. Sistem düşüncesi genel olarak karmaşık problemleri anlayabilmemiz için ve bunlara çözüm önerileri sunabilmemiz için bize bir dizi araç ve teknik sağlayan büyük bir çalışmadır. Sistem dinamikleri de biraz daha bu işin aslında içine matematiğini katan ve karmaşık problemlerin matematiksel olarak modellenmesi üzerine odaklanan bir çalışma alanı ve bilgisayar destekli yazılımlarla aslında simülasyonlar yapmanızı sağlayan bir çalışma alanı. Karmaşık sistemler için kullanılıyor sistem düşüncesi ve sistem dinamikleri dedik. Günlük hayatımızdaki karmaşık sistemleri çoğu zaman görmüyoruz. Çünkü çok alışmış oluyoruz onlarla birlikte yaşamaya. Etrafımızdaki büyük yapıları, büyük organizasyonları, kuruluşları düşünelim işte evimizdeki musluktan akan suyu düşünelim. Aslında onun altında çok büyük bir dağıtım ağı var. Aynı şekilde elektrik, ulaşım ağlarımız, sağlık sistemlerimiz, eğitim sistemlerimiz, tabii ki yine bugün hepimizi bir araya getiren tarım ve gıda sistemlerimiz. Bunları hani evet düşündüğümüz zaman hissedebiliyoruz. Evet bunlar çok büyük karmaşık sistemler. Ve bunların karmaşık olmasının aslında hem nedeni hem de kalmış olmasının da ötesinde bir bilgi. Bu sistemler birbiriyle yakından ilişkili ve birbirine sıkı sıkıya bağlı. Yani siz bir elektrik sistemini tek başına alıp onda bir şey değiştirip sonra diğer sistemlerin etkilenmemesini bekleyemezsiniz. Siz elektrik sisteminizde, elektrik dağıtım ağınızda büyük bir, bir değişiklik yaptığınız zaman bunun sosyal, ekonomik, kültürel, bilgiye ulaşım ve birçok alanda aslında ne kadar büyük etkileri olabileceğini düşünmek mümkün. Dolayısıyla bu büyük sistemlerin en önemli özelliklerinden bir tanesi birbirleriyle sıkı sıkıya bağlı yakınan ilişkiler içerisinde olması. Peki yani e, karmaşık sistemlerden bahsettik. Yine günlük hayatımızda bazen göz ardı ettiğimiz ama aslında çok büyük bir şekilde varlığıyla orada duran karmaşık problemleri düşündüğümüzde ben aklıma gelen birkaç büyük problemi yazdım. Çözümü şu anda bulunamayan büyük problemler, örneğin cinsiyet eşitsizliği, bütün dünyanın farklı seviyelerde karşılaştığı bir problem. Yoksulluk, açlık, gelmekte olan hatta şu an yaşadığımız ama çok da farkında olmadığımız belki iklim krizi. Ve daha birçok karmaşık problem. Birleşmiş Milletler'in yayınladığı, 2019 2030'da artık bu hedeflere varmalıyız diye yayınladığı sürdürülebilirlik hedefleri var. Belki birçoğunuz biliyordur. Bu sağ tarafta da onunla ilgili çok kullanılan bir e, figür var. Artık yoksulluğu, açlığı, eşitsizliği bitirmek üzerine yapılan planlamalar, projeler, e, yapılan çalışmalar var. Ama bunların hiçbirinin aslında böyle içgüdüsel olarak ya işte şunu yapalım da açlığı bitirelim, şunu yapalım da yoksulluğu bitirelim diyebileceğimiz bir çözümü yok. Bunlar çok daha karmaşık düşünce biçimleri istiyor. Yani. Yeni düşünce biçimlerine ihtiyacımız var. O geleneksel her zaman düşündüğümüz gibi düşünerek bir şeylere çözüm üretmek bizi bu problemlerle karşı karşıya getirdi. Demek ki artık hepimizin, hele ki popülasyonu büyüyen, yepyeni problemlerle karşılaşan bu dünyamızda yeni düşünce biçimlerine ihtiyacımız var. Karmaşık problemlerle karşılaştığımızda nasıl karar veriyoruz? Farklı disiplinleri düşünelim. Ben de kendim mühendislik e, alından geldiğim için hep farklı mühendislik alanlarını düşünüyorum işte mesela. inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, uzay mühendisliği, uçak mühendisliği. Bu farklı mühendislik dalları kendi uğraştıkları sistemlerle ilgili karar verirken aslında neler yapıyorlar? İşte mesela bir köprü tasarlayacaklar, bir uçak tasarlayacaklar ya da işte biz endüstri mühendisliğinin sık sık yaptığı bir şeydir. Diyelim ki bir fabrika kurulacak ya da bir fabrikadaki yerleşim beğenilmiyor. Oranın yerleşiminin baştan tasarlanması gibi ya da bir üretim hattının biz ve diğer alanlardaki bütün uzmanlar aslında eğer bilimsel olarak bu işe yaklaşmaya çalışırsak bu sistemleri anlamak için farklı bilimsel yöntemlere başvuruyoruz. Ne yapıyoruz? Simülasyonlar yapıyoruz. İşte bir uçağın bir kaza anında nasıl tepki vereceğini görmek için aslında bir video oyunu gibi uçağın bir simülasyonu yapıyorlar ve pilotlara onu kullandırıyorlar. Bir örnek. Peki gündelik hayatta karşımıza çıkan sistemleri anlamak için ne yapıyoruz? Aslında tarım sistemlerinde değişiklikler yapıyoruz. Mesela karar değişiklikleri, bazen kanun değişiklikleri, finansal desteklerle ilgili değişiklikler. Bu kararlar verilirken aslında başka uzmanların, başka alanların yaptığı gibi biz de simülasyon yapabiliriz. Bu tip daha aslında karar verilmesi kolay olmayan karmaşık problemlerle karşılaştığımızda. Bugün onun bir örneğini konuşacağız beraber. Peki bir problemi karmaşık yapan nedir bu işin literatürüne göre? Birincisi dinamik olması. Dinamikten kastımız zaman içinde değişmesi. Yani statik bir karar, statik bir bilgi yok. Bugün, yarın, haftaya aslında devam ederek değişen sistemler aslında daha karmaşık olarak etiketlenebiliyor. Bir ikincisi geri besleme ve döngü. Geri besleme ve döngüden buradaki kastımız şu. Bugün bir karar alıyorsunuz. Yarın o kararın sonucunu görüyorsunuz. Sonra ertesi gün aslında o sonucu görmek size başka bir karar verdirebiliyor. İşte bugün çok gündelik hayattan bir örnek verelim. Bugün canım şunu yemek istedi. Sonra gittim bu restorandan bunu yedim. Aslında yeni bir bilgi geldi. Aa bu restoranı beğendim ya da beğenmedim. Ona göre aslında yarınki kararım ya da bir hafta sonraki kararım değişecek. Bizim hayatımızda hep bu geri besleme dediğimiz, feedback dediğimiz sistemler yaşıyoruz. Aslında insan öyle öğreniyor yani. Deniyor, görüyor, bunu algılıyor ve bir sonraki kararını bununla veriyor. Ve büyük karmaşık sistemler de aslında çok fazla sayıda geri besleme ve döngü içeriyor. Doğrusal olmayan yapılar içermesi bu da şu demek bir şeyin doğrusal olmaması aslında koronanın hayatımıza kattığı bilgilerden bir tanesi bir şeye bir birim tepki verdiğinizde bugün o şeyden bir birim etki verdiğinizde diyeyim o şeyden bugün bir birim etki alabilirsiniz ama yarın iki birim etki verdiğinizde on birim tepki alabilirsiniz. İlla bu ilişkilerin dinlenme olması gerekmiyor. İşte sağlık sistemlerinde ya da hastalıkların yayılmasında özellikle hep konuşuyoruz ya. Bir anda arttı ya da bir anda azaldı. İşte bunlar doğrusal olmayan yapıların getirdiği etkiler oluyor aslında. Ölçeği, ölçekten kastım da o şeyle ilgili karar verirken aslında deneyimlemek zorunda kaldığınız büyüklük. Yani benim kendi evimle ilgili vereceğim bir kararla yaşadığım belediye için vereceğim bir karar maalesef aynı doğrusal karmaşıklıkta olmayabiliyor. Tabii ki insan faktörü. Çünkü bilimler, birçok bilim dalı insanın rasyonel olarak karar verdiğini varsayarak belli bilimsel çalışmalar yapıyor ama maalesef başka bilimsel çalışmalar da gösteriyor ki insanların verdiği büyük kararlar ...rasyonel değil, başka başka duyguları... ...başka başka mekanizmaları da kullanarak verdiği kararlar. Dolayısıyla insan faktörü işin içine girince... ...aslında iyice tahmin edilmesi zor... Ee, ...karar problemlerine gelmiş oluyoruz. En önemlisi ve en çok göz ardı ettiğimiz bana göre... ...benim kendi bu sistemlerle ilgili çalışmalarımdan edindiğim e, tecrübeye göre... ...neden ve sonuç ilişkisinin zamanda ve mekanda farklılık göstermesi durumu. Bundan kastım aslında şu... Bugün yarattığınız bir sistemin ya da aldığınız bir kararın sonuçlarını 30 yıl sonraki bir başka nesil görecek. Dolayısıyla yaptığınız şeyin ne kadar iyi ya da ne kadar kötü olduğunu deneyimleyemediğiniz için o feedback mekanizması dediğimiz o geri besleme mekanizması çalışamıyor. Ve aslında bugün bazı çok doğru kararları ya da bazı çok doğru ya da, ya da bazı çok yanlış kararları verme potansiyelimiz var. Dolayısıyla bu da işi çok karmaşıklaştırıyor. En iyi örneği Sanıyorum yakın yıllarda yaşayacağız. iklim krizine karşı gösterdiğimiz, e, aldığımız kararlar, gösterdiğimiz tepkiler. Ve bütün bunların ötesinde de ilk akla gelen fikirlerin çözüm için yeterli olmaması. Az önce verdiğim örnek. Açlık nasıl biter, yoksulluk nasıl biter? Hiçbirimizin aklına gelen ilk çözüm muhtemelen doğru çözüm olmuyor. Daha çok çalışmamız, anlamamız ve bunları anlamak için daha büyük yatırımlar yapmamız gerekiyor. Bunları anlamak ve modellemek için yardıma ihtiyacımız var ve aslında bilim bize bunlarla ilgili simülasyonlar yapabileceğimizi öneriyor. Buradaki en önemli e, yine vurgulamak istediğim şey genelde bu işle ilgilenenlerin karşılaştığı bir durum aslında işte sistemi modellemekten bahseder herkes. İşte Türkiye'deki tarım sistemini modelleyelim. Türkiye'deki e, sizin de yakın zamanda ilgilendiğiniz bir konu. işte bu da üretimini modelleyelim. Bu problemi göz ardı etmemizi sağlayan biraz kaçınmamız gereken bir yaklaşım. Aslında odaklanmamız gereken şey problemin kendisi olmalı. Yani problemin ne olduğunu bulmak, problemin ne olduğunu tanımlamak için ciddi bir çaba sarf etmeliyiz. Daha sonra modelleme çalışmalarıyla bunu desteklemeliyiz. Aslında bu yine e, UTGB ekibinin temsilcileriyle de uzun uzadıya konuştuğumuz bir şey. Ben yine tekrarlamak istedim. E, Türkiye'den bu konudaki en değerli bilim insanlarından biri, dünyadaki en değerli bilim, bilim insanlarından biri, biri Boğaziçi Endüstri Mühendisliği Bölümünden Yaman Barlas'ın tanımına göre, sistem dinamikleri metodolojisinin temel amacı istenmeyen dinamiklerin nedenlerini anlamak ve bunları ortadan kaldırmak için yeni politikalar tasarlamaktır. E, kullandığım grafiklerin birçoğunu, görsellerin birçoğunu tezimden aldım. O yüzden e, İngilizce bazı grafikler, görseller göreceksiniz. Ben Türkçe tanımlarıyla destekleyeceğim ama yine de bilgilendireyim sizi. E, sistem dinamikleriyle modelleme süreci genelde beş adımda anlatılıyor. Beş adımda e, sınıflandırılıyor ve bu adımlar arasında aslında gidiş gelişler söz konusu. Yani böyle bir doğrusal akış ben bu adımı bitirdim şu adıma geçtim. Gibi diyemiyorsunuz aslında. Ee, her bir adım ...birbiriyle ilintili. İlk adım aslında problemin ne olduğuna dair bir şeyler belirleyebilmek. İkinci adım dinamik hipotez dediğimiz yani bu işler böyle olduğu için biz bir problemle karşılaşıyoruzu söyleyebilmek. Sonrasında formülasyon, bunların testini yapma ve Politika tasarımı yani burada İngilizcesi polisi daha iyi tasarlıyor biz politika diyoruz ama burada ben aslında İngilizce'deki polisi anlamında kullanacağım yani bir problem varsa bunu nasıl çözebiliriz'e dair bir fikir üretmek ve bunu denemek anlamında kullanacağım polisi. Formülasyon kısmında da stok ve akış modeli dediğimiz modelleri kullanıyoruz şimdi size onların bir iki örneğini göstereceğim. Sistem dinamikleri politik analizi ve tasarımda kullanılan bilgisayar destekli bir yaklaşım ve aslında eğer bir sistemin karşılıklı bağlantılı elemanları varsa yani interdependence yine İngilizcenin yazdım belki kafanızda farklı şeyler canlanır diye. Karşılıklı etkileşimler varsa, geri beslemeler varsa, döngüsel nedensellikler varsa bu sistemleri anlamak için birebir. Matematiksel olarak doğrusal olmayan nonlinear dediğimiz Diferansiyel denklemler, integral denklemler kullanıyoruz. Aslında bir matematiksel denklemler sistemi. Birçok eşitlikten oluşan bir denklemler sistemi ve bu play tuşuna, oynat tuşuna bastığınızda aslında her bir zaman aralığında bu denklemlerin sizi nereye götüreceğini anlatan bir sistem. Bu simülasyon boyunca küçük bir zaman aralığı dediğimiz en küçük zaman aralığı dt diye bir birim tanımlanıyor ve bu her bir dt için aslında Zaman içinde bunların nasıl değiştiğini bize gösteren grafikler, sonuçlar, tahminler, öngörüler elde ediyoruz. Gösterimini stok ve akış dediğimiz e, görsellerle yapılıyor. Stoklar genelde dikdörtgenler, akışlar oklarla gösteriliyor. Stoklar sistemin durumunu temsil ediyor. Akış stoklar da akışların hareketiyle değişiyor. Yani örnek mesela bir çok basit örnekler aklımıza hemen gelebilir ama benim aklıma ilk gelenlerden birini yazdım. Üretim yapan bir envanter sistemini düşünün, bir kurumu düşünün. Üretim yapınca o stok doluyor. Satış yapıldıkça bir yerlere e, bu stoktan gönderimler yapılacak stoklar boşalıyor. Aslında bunların matematiksel olarak takibini yaparken de kullanılan çok çok sık kullanılan bir analoji var. İşte havuz problemi dediğimiz şey aslında. Açık bir musluk var. Bunu da boşalttan aşağı, aşağıda bir musluk var ve biz o küvetin ya da havuzun ne kadar dolu olduğunu integrallerle hesaplıyoruz. Hepimizin çok küçükten beri bildiği bir sistem. İntegraller kullanmıyorduk biz o zaman başka türlü yapıyorduk ama aslında en küçük zaman birimini ayırdığımızda yaptığımız şey integrallerle bu küvetin ya da havuzun dolduğunu, boşluğunu e, anlamaya çalışmak. Türkiye zeytinyağı değer zincirinde neler olup bittiğini anlamak için biz bunu nasıl kullandık? Şimdi biraz da ondan bahsedeyim. Türk, dünyada ve Türkiye'de zeytinyağı üretimine baktığımızda dünya üretiminin yüzde doksanını dokuz ülke eee yapar durumda. Yani ekonomik terimlerle bakarsak aslında oligopoliye yakın bir durum var. Yani birkaç ülke pazarın çok büyük bir çoğunluğunu kaplamış durumda. Lider de üç ülke eee İspanya, İtalya ve Yunanistan aslında üretimde dünya liderleri. Türkiye'de yılına göre dördüncü ya da beşinci en büyük zeytinyağı tedarikçisi oluyor ve dünya üretiminin yüzde altısını ve dünya ihracatının yüzde ikisine sahip. Ee, bu üç büyük lider ülkeden sonra e, üretim olarak özellikle yerimiz gayet iyi. Zeytinyağı sektörünün stratejik önemi ise şu, Türkiye aslında yağ anlamında hala dışarıdan almaya devam eden bir ülke. Çünkü farklı farklı yağlarda, özellikle işte ayçiçek yağı, sizler de eğer bir konuyla ilgiliyseniz başka e, kritik yağlarda bir kısmını yurt dışından hala almaya devam ediyoruz. Ve eğer zeytinyağı gibi değerli bir yağ üretimine ve sürdürülebilirliğine dair bir katkı yaparsak aslında cari açığa bir katkı yapmış olacağız motivasyonuyla. Biz bu zamanda bu çalışmaya başlamıştık ve şöyle bir hedef var. 2023 yılına kadar vardı en azından biz çalışmaya başladığımız dönemde Şimdi güncellenmiş olabilir, olabilir hedefler ama 2023 yılına kadar dünyanın ikinci büyük zeytin ve zeytinyağı üreticisi olma vizyonu vardı ve bu vizyonla 2005 yılından beri zeytin ağacı dikimine çok ciddi finansal destekler verildi ve bunların çok olumlu sonuçları alındı. Birazdan grafiklerle sizle paylaşacağım. Fakat sektördeki paydaşların özellikle fiyatların dalgalanması ile ilgili kafalarında soru işaretleri vardı ve acaba bu fiyatlardaki dalgalanmalar ekonomik sürdürülebilirliğine, sektörün büyümesine bir zarar verir mi diye soru işaretleri vardı. Biz de bu soru işaretleriyle beraber bu çalışmaya girdik. Sizle paylaşacağım ilk grafik ağaç sayısı ile ilgili bir grafik en yukarıdaki kahverengi e, çizgi toplam ağaç varlığımızı gösteriyor. Zeytin, zeytin ağacı varlığımızı gösteriyor. Yeşil grafik meyve veren ağaç varlığımızı gösteriyor. En alttaki de meyve vermeyen daha genç yani fidan seviyesindeki ağaçlarımızın varlığını gösteriyor. Dikkat ederseniz 2005 yılından gelen o finansal desteklerle birlikte müthiş bir yatırım yapmışız. En yukarıdaki çizgiye bakarsanız e, finansal desteklerinde katkısıyla Türkiye'deki zeytin ağacı varlığımızı çok ciddi bir şekilde arttırmışız. Bu 20 yıllık 97'den 2017'ye 2005 yılında işte 110 bin civarında olan varlığımız 180 bin lira kadar çıkıyor. Yani iki kat olmasa da iki katına yakın son yıllarda iki katına çıktı bu rakam. Şimdi buna karşılık zeytin hasadının çok ilginç bir grafiği var. Zeytin yine belki ilgilenenleriniz bilir. Bazı Başka e, tarım ürünlerinde de var bu durum. Var yılı yok yılı e, grafiği olan bir ürün. Yani bir yıl çok verirken bir yıl az verir gibi bir algı var zeytinle ilgili. Bunun başka zirai çözümleri ya da sebepleri var. Onu ayrıca başka bir oturumda belki konuşuruz ama en azından bu 2005-2007 yılına gelene kadar bu var yılı yoklu etkisini çok sert hissediyorsunuz. E, en yukarıda toplam zeytin asadımız var. Arada zeytinyağı için zeytin asadımız en altta da sofralık zeytin için zeytin hasadımız var. Fakat işte işin güzel yanı iyi yansıması olarak ağaç varlığımız arttıkça tabii ki yükselen ağaç sayısıyla beraber bu etki yumuşamış yumuşamış. Ve son yıllarda gördüğünüz gibi tamamen artık o var yalı yok etkisini üzerinden atan daha stabil bir zeytin hasadı varlığına ulaşmış ülke. Zeytinyağı üretimi, tüketimi ve ihracatına da bakarsanız bu artan zeytin hasadıyla beraber en yukarıda zeytinyağı üretimini görebilirsiniz. Zeytinyağı üretimi de çok güzel bir şekilde artıyor. Hemen altında tüketim var. Tüketim de özellikle yine 2005-2007 sonrasında üretimle birlikte paralel bir şekilde artıyor. Onunla gayet uyumlu. En aşağıda da ihracat durumumuz var. İhracatta da yine yaptığımız e, görüşmeler, araştırmalar, veri analizleri gösteriyor ki aslında ihracatta o büyük liderlerden dolayı biraz İspanya, İtalya, Yunanistan gibi liderlerden dolayı elimiz o kadar da güçlü değil dünya pazarında. Yani örneğin 2012 yılında çok güzel bir artış var. O artışın sebebi örneğin şu. O yıl işte İtalya'da belli gelen hastalık veya e, üretimin yeterli seviyede olmaması sebebiyle aslında biz o yıl dünya pazarına girme... Hakkı şansı buluyoruz ve e, zeytinyağımızın iyi ihracatını yapıyoruz. Fakat ertesi yıl başka bir ülke daha iyi bir üretim yapınca biz yine iç pazarda bunu değerlendiriyoruz gibi aslında biraz daha dış dünyaya göre şekillenen bir ihracat davranışımız var. Bunun yanında bizi aslında bunlarla ilgili çalışmaya sürükleyen asıl grafik zeytin ve zeytinyağı fiyatlarının 2007-2017 arasındaki değişimi. Burada gördüğünüz fiyatlar enflasyondan arındırılmış fiyatlar. Sabit kura sabitlenmiş fiyatlar. O yüzden ilginç. Daha ilginç bence zaten. En yukarıda zeytinyağının piyasadaki marketteki fiyatını görüyorsunuz. Biz tüketiciler için yani marketten gidip almaya çalıştığımız fiyat. 2003 fiyatlarına sabitlenmiş durumda enflasyonla beraber. Çok güzel figürlerden bahsettik. İşte artan üretimden, artan artıştan, Onunla paralel birlikte davranan tüketimden vesaire. Fakat hiç beklenmedik bir şekilde 2015 yılında tüketici tarafında müthiş bir artış. Yine iki katına yakın yani şuralarda 6 lira seviyelerinde yine enflasyonlar arındırılmış şekilde 2015 sonunda. 2016 ortalarına geldiğinizde 12 liraya kadar e, görülen bir artış ve aslında paydaşlarla yani sektördeki insanlarla konuştuğumuz zaman bununla ilgili bazı çekinceleri olmaya başlamıştı. Şöyle ki, üretim artıyor. Normalde bir piyasada şey beklersiniz hani fiyatların durulmasını, bir şekilde sabitlenmesini çok beklenmedik bir şekilde dalgalanmalar görünüyor. Ve bu da ekonomik sürdürülebilirliğe soru işareti getiriyor aslında. O da neden? Zeytinyağı hepiniz deneyimlemişsinizdir. Hepimizin evinde aslında rakibi olan bir ürün. Yani zeytinyağı çok pahalandığında hepimiz başka yağlara geçebiliyoruz. İşte bu sefer de bunu alayım ya da işte ayçiçek yağını alayım, şunu alayım. Ah, her şeyde zeytinyağı koymayayım gibi. Bu tüketici tarafında çok yaygın bir süreç. E şimdi Türkiye'de üretim artıyor. O fidanlar, ağaçlar büyüyerek geliyor. E bir yandan böyle bir fiyat artışıyla karşılaşırsa tüketici... Bu sefer arıza talep arasında aslında uyumsuzluk olacak ve bu da bu tip tarım e, üretimiyle ilgili sektörlerde özellikle ekonomik sürdürülebilirliğe bir e, tehdit oluşturuyor. Çünkü bir şekilde eğer ürettiğimiz şeyi satamazsak fiyatlar çok düşerse bu sefer zararına satış konumuna gelen çiftçi üretici olması maalesef ihtimale doğuyor. Dolayısıyla sektördeki insanlar bununla ilgili kaygılar yaşayabiliyorlar artan ya da dalgalanan fiyatlar karşısında. Bizim bununla ilgili dinamik hipotezimiz de şu oldu aslında. Bunların arkasında ne yatıyor diye düşündüğümüz zaman, çalıştığımız zaman. Fiyatlar arasında doğrusal olmayan ilişkiler var. Yani e, toptan fiyatın bir birimlik artışı ya da zeytinin meyve olarak bir birimlik artışı zeytinyağını bir birim olarak yansımıyor. Başka doğrusal olmayan büyük katsayılarla yansıyabiliyor. Fiyatlar arasında iki yönlü etkiler var. Şöyle ki Toptan satış fiyatı artabiliyor, meyve fiyatı artabiliyor. O gidiyor, marketteki fiyatı arttırıyor. Sonra marketteki fiyattaki artış geri dönüp meyve fiyatını arttırabiliyor. Yani aslında sonsuz döngülere girilebilen dönemler yaşanmış yine fiyatlarla ilgili. Ve etki ve tepki arasındaki zaman farkı olması. Sunumun başından beri hep konuştuğumuz şey. Yani bugün bu düzelticilik bir karar alınabiliyor ama o kararın sonucunu bu yıl göremiyorum. Belki iki yıl sonra görüyorum. Dolayısıyla o aradaki iki yılda kayıplar yaşayabiliyorum. Bütün bunları anlamak için zeytinyağı değer zinciri için bir sistem dinamikleri modeli kurduk. Burada yine tezden alınan modelin şemasını görüyorsunuz. Buradaki her bir adım aslında zeytinyağının, zeytinin kaynakları ağaç olarak dikildiği andan olive tree planting dediğimiz andan olive oil demand yani bunun yağ haline getirilip tükendiği tüketildiği ana kadar ki bütün anları matematiksel olarak modelliyor. Bu çizdiğim yer aslında fiziksel akışı yani zeytin dikiliyor, büyüyor, sıkılıyor, paketleniyor, bize kadar ulaşıyor. Alt tarafta da bunların aslında fiyatlarının değişimi. Yani zeytinin bir fiyatı var, bunun yağının bir fiyatı var. Bunlar birbirini etkiliyor. Bunları etkileyen elektrik fiyatları, mazot fiyatları, verilen finansal desteklerle fiyatlar yumuşuyor gibi gibi birçok etmen. Bütün bu gördüğünüz küçük modüllerin içinde onlarca matematiksel denklem var diye düşünebilirsiniz. Ve tabii ki ihracat bu gördüğünüz modelde 207 tane değişken var. 10 tanesi stok, 16 tanesi akış ve bu model 2007-2024 yılları arası yaklaşık 17 yıllık süre için her bir ayda çalışıyor. Yani o dedi, hani demiştim ya işte bir zaman birimi seçiyoruz. O her bir zaman birimi için aslında takip ediyoruz bir şeyin nereden nereye gittiğini. 2007'den 2018'e kadar biz geçmiş veriyle doğrulamaya çalıştık modelimizin doğru çalıştığını. Sonrası için 2024 yılına kadar olan kısım içinde aslında öngörülerimizi yaptık. Yani zaman olarak iki parçalı bir model olarak düşünebilirsiniz. Sadece bir tanesinin detaylı örneğini vereceğim. Hem zamanımız yetmiyor hem teknik olarak daha çok incelemek isterseniz tezimi paylaşabilirim isteyen katılımcılarla. Zeytin ağacı varlığının Modülün içine girelim örneğin. Yaklaşık olarak neler olduğunu görelim. Burada meyve veren zeytin ağaçları var ve genç zeytin ağaçları var. Mature olive trees ve young olive trees. Aslında fidanlar büyüyor ve ağaç oluyor ve ben ve biz bunların aslında e, ne kadar zamanda büyüdüğünü, ne kadar zamanda meyve verdiğini takip etmeye çalışıyoruz. Ve Piyasadaki değişikliklerle işte az önce dediğim gibi zeytin işine girmek karlı mı oldu, karsız mı oldu? Zeytin ağacı dikmek için destek verildi mi, verilmedi mi gibi gibi bir sürü aslında finansal ve e, üretimsel e, farklı etkilerle bir istenen zeytin ağacı varlığı seviyesi tutuyoruz. Çünkü gördük ki farklı farklı etkilerle aslında piyasadaki zeytin ağacı varlığı değişebiliyor. Bu modelleri, modülleri kurduktan sonra ne yaptık? Aslında sonraki aşamalarda sadece birer cümleyle özetleyeceğim size. Sektördeki gerçek karar süreçlerini uyarladık. Yani insanlarla konuştuk, üreticilerle, tüketicilerle bu kararları nasıl alıyorlar? Onlara göre matematiksel modellerimizi düzelttik, düzenledik diyeyim. Geçmiş verilerle modelin kalibrasyonunu yaptık. Modelin gerçek hayatı üzerinde konuştuğumuz konu için, problem için gerçek hayattaki geçmiş olayları tekrar yaratabildiğini gösterdik. Yani gösterdi ki 2017-2018 yılları arasında neler olup bittiğini anlamak için bizim modelimiz doğru sonuçlar verebiliyor. Sonrasında da politika ve senaryo analizleri yaptık. Örneğin size model sonuçları, modelin matematiksel şeyin, matematiksel denklemler sisteminin verdiği sonuçlar ve geçmiş verileri karşılaştırdığımız bir grafiği göstereyim. Mavi olan bizim modelimizin verdiği e, yarattığı dünya diyeyim. Kırmızı da geçmişte yaşananlar. E, gördüğünüz gibi kritik hareketlerde özellikle çok ciddi bir uyum var ve biz bu bu tip sonuçları aldığımızda artık şey güvenine sahip oluyoruz. Geçmişteki 10 yılı bir şekilde tekrar etmeyi başardı bu model. Gelecekteki yıllar içinde bize iyi bir seviyede fikir verebilir, kararlarımızın sonuçlarını göstermek adına. Politika ve senaryo analizi olarak da ekonomik sürdürülebilir odaklı analizler yaptık. Üç büyük grupta yaptık bu analizleri. Bir, altyapı yatırımları. iki finansal desteklerin yeniden düzenlenmesi. Üç de kooperatif yapılarının güçlendirilmesi. Altyapı yatırımları ile ilgili yaptığımız çalışmanın çok kısa grafiksel sonuçlarını göstereyim size. Eğer e, geçmiş yine çalışmalardan gördüğümüz kadarıyla altyapı konusunda yatırım yaparsanız, altyapıdan kastım aslında örneğin su sulaması yeterli olmayan bölgelere sulama sistemlerinin kurulması ya da illaki altyapı olmasa da işte budama ile ilgili ya da ağaç sağlığı ile ilgili belli yatırımlar yapılabilmesi. Dolayısıyla ne oluyor? Sabit maliyetlerde artış görüyorsunuz evet tabii ki. Ama meyve veriminde de artış görüyorsunuz. Örneğin bu yaptığımız simülasyon politika çalışmalarının analizlerinden bir tanesi. 2024 yılına kadar eğer şu anki sistemle devam edersek mavi çizgiye giden bir fiyat e, grafiğiyle karşılaşmayı öngörüyoruz. Ama belli bir alt altyapı altyapı yatırımı sonrası bu altyapı yatırımının detayını yine tezde bulabilirsiniz. Buradaki örnek sulama yatırımı yapılmasıydı. Sulama yatırımı yapılması sonrası belli bölgelerde asa fiyatların biraz daha aşağı çekilebildiğini, sabit maliyetlerde artış olsa dahi fiyatların piyasada aşağı çekilebildiğini e, görüyoruz. Bir de Fiyatlara bakmanın ötesinde aslında başka ekonomik göstergeler de kullandık. E, İngilizcesi consumer surplus ve producer surplus yani e, tüketicinin bundan kazancı ve üreticinin bundan kazancı olarak düşünebiliriz. Aslında sadece altyapı yatırımına bir miktar destek vererek sabit maliyetlerimiz artsa dahi hem üretici hem tüketiciyi zenginleştirecek politikalar bulmak mümkün. Bu sağdaki grafikte temelde onu gösteriyor. İki tarafta aslında artıya çıkıyor yeni bu tip bir politikanın uygulanmasıyla. Referanslarımı kaynatacağım bu şekilde. Teşekkür ediyorum beni dinlettiğiniz için. Sorularınız varsa sohbet edelim. <laughs> Biz teşekkür ediyoruz. Kusura bakmayın ses açılana kadar <laughs> vakit geçti. Çok güzel bir sunumda. Ağzınıza sağlık. Ben e, şunu hatırlatabilirim. Sorular için lütfen e, reaksiyon kısmından el kaldırın. Son 20 dakikamız e, sorulara ayrılmıştır. Herhangi bir sorusu olan var mı? Evet, Utku Bey buyurun. Merhabalar herkese. E, Şuraya hocam öncelikle teşekkür ederim. Çok güzel bir sunumdu. E, Elinize sağlık. E, benim bir sorum var. E, sorum şununla alakalı. Az önce gösterdiğiniz altyapı yatırımlarının etkisi e, grafiğinde atı, altyapı yapının, yani bunun etkilerinin doğrusal olacağını düşündünüz? Yani işte sulama sisteminin e, sonucu etkisinin doğrusal mı? Yoksa Başta bahsettiğiniz gibi üstsel bir dönüş olacağını. Tabii tabii. Yani aslında üstselden de bir tık daha karmaşık. Ee, yani tezle ilgili ilgili bölümü yine gösterip gönderebilirim. Ee, temelde şöyle e, bir şekilde tabii ki işte sulama yatırımı yaptığınızda az önce dediğim gibi sabit maliyetlerinizde illaki bir artış oluyor hem devlet olarak hem üretici olarak. O sabit maliyetleri örneğin modele ekliyorum ve Hı. bir de. E, Bilimsel çalışmalardan aldığımız işte sulamayı bu bölgede bu kadar arttırırsak verimimiz bu kadar artar diye bir mesela referans veri var elimizin altında. Bir de o verim artışını et ekliyorum ve sonra yine o modeli işte 15 yılını da 5 yılını çalıştırıyorum. Dolayısıyla o içinde kendi çalışması tamamen doğrusal olmayan işte çok büyük üstel sonuçlar elde ediyor. Onun sonucunda yine bu oluyor. Yani işte beş yıl çalıştırıyorsam her aylık çalıştırıyorsam o kadar üstsel aslında gibi bir şeye gidiyor matematiksel etkisi olarak. Etkisi katlanarak artıyor yani. Evet, 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 evet. Biraz öyle. Bir de bir soru daha ekleyebilir miyim? Tabii, e buyurun. Ee, bu gösterdiğiniz büyük model içerisinde kabaca baktığınız zaman senaryolarınızda hangi değişkenin en çok etkisi görüldü? Yani çıktığı en büyük etki yapan ya da işte toplam <laughs> E, soru polosu arttıran etken neydi değişken neydi e, iki tane ilginç sonuçla karşılaştık İlginç aslında beni de çıktı olarak mutlu eden tabii ki yine uzun doğrulamalarla bunu belki Tarım Bakanlığından birileriyle detaylı konuşmak gerekebilir ama e, parayı yatırıma yatırmak yani altyapı yatırımına yatırmak finansal destek vermekten her zaman daha iyi sonuçlar veriyor devlet içinde yani öbüründe çünkü uzun vadeli getiriler kazandığınız için aslında tahmin etmek kolay değil ama pardon tahmin etmek zor değil tabii ki bunu ama en azından matematiksel bu modelde bunu görmek insanı hani umut umut veriyor. Birebir elden finansal destek yerine aslında altyapıları güçlendirirsek daha iyi sonuçlar alıyoruz. Bu güzel ve şaşır yine bu kadar bariz bir şekilde çıkması şaşırtan bir şeydi. İkincisi de İhracat ya daha doğrusu dünya piyasalarına olan e, bağı bağımlılığımız demeyeyim, bağımlılık yanlış olur dünya piyasalarına olan etkilenmemiz yani dünya piyasalarındaki fiyat artışları bizim sektörümüzdeki insanların fiyatla ilgili kararlarını çok değiştirebiliyor dolayısıyla kendi içimizde üretip tüketsek bile çoğunu aslında böyle bayağı bir hassasiyetimiz varmış bir onu gördüm o da bir, bir miktar şaşırdı. İki şaşırtıcı sonuç olarak bu var herhalde. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Hayati Bey. Buyurun. Merhaba. Ee, şimdi çok güzel bir sunum. Öncelikle o konuda bir teşekkür etmek istiyorum. Ee, şimdi bir katkıda da bulunmak istiyorum. Ee, devlet politikalarında ne yazık ki zeytin ağaçları ve zeytin fidanları ile ilgili artı zeytinyağı ile ilgili bir takım kararlar alındı. Son özellikle bir yıl içerisinde bu kararlar da bizim zeytinyağı ve zeytinci üreticilerimizi oldukça bir sıkıntılara soktu. Bunların başında ihracatımız yasaklandı biliyorsunuz. Evet. İhracatımıza kota kondu. İşte İtalya ve İspanya, Yunanistan bugün ilk üç sırayı paylaşıyorlar. Buralarda zeytinyağıyla ilgili borsalar var. Günlük olarak bu borsalarda fiyat belirlemeleri yapılıyor. Ülkemizde bununla ilgili bir çalışma yapıldı. Ee, bilmiyorum belki bilginiz dahilindedir. Bu başarılı olamadı Türkiye'de ne yazık ki. Bakanlıktan öncülük yapması istendi. Bakanlıktan kimse bu işin altına taşın altına elini sokmadı. Ee, bunun dışında zeytinlerde bir takım hastalıklar var bu dal yanıklıkları ile ilgili falan. Bunun ilgili yaklaşık bir 15-20 yıldır e, araştırmalar yapıyoruz bu uydu antenlerinin, telefon sinyallerinin ağaçlara çarparak sıkıntılar yaratmasından dolayı bir takım sıkıntılar oldu ağaçlarda. Ve bu kurumalar hala daha devam ediyor. Yıllarca bu kara ağaçlar da vardı. Aynı şekilde kara ağaçların neslinin tükenmesine neden oldu. Türkiye'de bu takım sıkıntılarımız da var. Bununla ilgili kayıplarımız çok fazla. Ancak asıl temelde zeytin üreticimizin bu bir yıl verme vermeme e, konusunda eğitilmesi gerekiyor. Tarım Bakanlığı yetkilileri tarafından eğitilmesi gerekiyor. Her yıl verebilir bir zeytin ağacı. Bununla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor. Ama ne yazık ki zeytin her zaman için üvey evlat muamelesi görüyor. Zeytin üreticileri e, ürettiği yerde çok düşük fiyatlara ürününü satıyor, e, yağını çok düşük fiyatlara veriyor. Ama e, ulaşılmayan şehirlerde, daha uzak şehirlerde çok yüksek fiyatlara aracılar yine kazanıyor. Bu konuda da bir e, tezinizin bir bölümüne de bu konularla ilgili bir çalışma yaparsanız çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Hayat Bey, sağ olun. E, bu arada chatten bir arkadaşımız tezinizi istemiş. E, Hı -hı. Başka isteyenler de varsa biz organize edebiliriz. Lütfen biz... chatten. E-posta adreslerinizi bize bildirin. Eee biz de e, size şeyi paylaşalım. Ben sizinle paylaşayım Fizanım. Siz de ekiple isteyenlerle paylaşabilirsiniz. Tamam ben de var aslında. Siz Hı, tamam diyorsanız ben mail attıkları tamam, tamam. iletenlere şey yapabilirim. Eee ilelendirebilirim. Tabii, tabii. Yönlendirebilirim. Bu arada belki başka soru şu an kalkmış şey göremiyorum. Ben aslında biraz şeyi de açmak isterim, soru gelene kadar sohbet de olur. Ee, aslında Ulusal Tarım Gıda Birliği kapsamında e, planlamanın planı çalışma grubu altında biz bir grup olarak e, sistem, düşünce sistem dinamiklerini içselleştirmeye ve bu TGB olarak bunu nasıl kullanabileceğimizi e, deneyimlemeye çalışıyoruz. Bunun bilgisini verebilirim. E, başta da dediğim gibi Büşra Hanım bu konuda bize... E, danışmanlık yapıyor, destek oluyor tekrar çok çok teşekkürler yaptığımız çalışmaları onunla da paylaşıyoruz. Hani ilerleyen aylarda, yıllarda bunun e, diğer alanları nasıl e, kullanılabileceğini UTGB içindeki diğer alanları e, nasıl pratik haline getirebileceğimiz hakkında da bir dizi çalışmalarımız olacak onun da bilgisini şimdiden vermiş olayım. Eee aslında bir 15 dakikamız daha var. Başka soru veya yorum var mı diye bakıyorum. Evet Sema Hanım, el mi ediyorum. Alkış tutuyor, <laughs> teşekkür ediyorum. Peki o zaman ben tüm katılımcılarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Mişra Hanım çok güzel, çok akıcı bir bilgilendirmeydi. Tekrar ağzınıza sağlık. Ben teşekkür evet. ederim. Sağ olun. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar herkese. Teşekkürler, iyi akşamlar.